Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar, ben Tugay. Bugün default Petitship'teki anlayışı nasıl indirilir, nasıl kurulur bunu göstereceğim. Default World nasıl indirilir? Videomun yorumu arkasında bir takipçimiz default Petitship'teki nasıl indirilir, çeker misin diye yorum atmıştı. Ve ben de video yapmak istedim. Umarım videomda size de yardımcı olabilirim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk olarak Need for Speed Shift'teki anlayışın sistem gereksinimlerini öğrenelim. Bunun için sizlere bir not hazırladım. Minimum sistem gereksinimleri: İşletim sistemi Windows XP, Vista 7 ve üstü. İşlemci Intel Core i2 Duo, AMD Athlon X264 2.4GS. Bellek 2 GB RAM. Ekran kartı Nvidia GeForce 8 Series. ATI H73 Series 512 MB VRAM. Depolama 8 GB boş alanı. DirectX'in en az 9 olması gerekiyor. Önerilen sistem gereksinimleri: işletim sistemi Windows 10, işlemci Intel Core i3 2120, AMD FX 4100, 3.0GS, ArtGIS, bellek 4 GB RAM, ekran kartı Nvidia GeForce GT 710, AMD Radeon R7 240, depolama 8 GB boş alan, DirectX. DirectX'in de en az 9 olması gerekiyor. Sistem gereksinimleri bu şekildeydi. Eğer bilgisayarınız kaldırıyorsa rahatlıkla indirebilirsiniz. Şimdi gelelim indirme işlemine. İndirme işlemi için sizlere açıklama kısmında bir link vereceğim. O linke tıklayıp oyunu indirebilirsiniz. Linke tıkladığınızda Google Drive'a atacak. Buradan indire tıklıyorsunuz. Buradan yine de indire tıklıyorsunuz. Ve indirme işlemi başlıyor. Oyun 6 GB 700 MB arkadaşlar. Bu oyun yüklendiği zaman burada dolacaktır. Oyunu arkadaşlar masaüstünüze çıkartın. Bu şekilde benim yaptığım gibi. Şimdi ben iptal edeceğim. Ben de zaten yükledim. Kurulum için bize WinRAR programı gerekiyor. Evet, şimdi kurulumu yapalım. Arşive sağ tıklayıp WinRAR klası olarak da diyelim. Şimdi klasör hazırlanıyor. Bu işlem bilgisayarınızın hard disk veya SSD'niz varsa SSD'nize bağlıdır. Benim bilgisayarımda hard disk var. SSD varsa daha hızlı olur. Şimdi klasör hazırlanırken sizler sıkılmayın diye videoyu burada duraklatacağım. Olduğunda başlatacağım. Evet, işlem bitti. Şimdi klasörü açalım. Disk görüntüsü dosyası var. Dosyayı açalım. Şimdi DVD sürücüsü oluşturacak bu şekilde. Şimdi EA Setup'a sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıralım. İngilizce devam edeceğim ben.
Şimdi lisansları kabul ediyoruz ve ileri diyoruz. Standart yükleme yapacağım ben. Burayı ileri diyelim. Şimdi arkadaşlar kod istiyor. Burada yapmamız gereken arama çubuğuna görev yöneticisi yazmak. Şimdi biz görev yöneticisini açalım. Evet, buradan aktivasyon manager'a tıklayıp görevi sonlandır diyelim. Sonlandırdığımızda bakın yükleme işlemi başlıyor. Şimdi oyun yükleniyor. Evet arkadaşlar, oyun yüklendi. Şimdi EA Download Manager'ını da yükleyelim. Shift 2'nin yüklenmesi uzun sürüyor arkadaşlar. Bir 10 dakika falan yüklenirken beklemeniz gerekiyor. Açmayalım. Finish. Evet arkadaşlar, şimdi oyun yüklendi. C'ye girelim. Oyunun yüklendiği yer arkadaşlar program dosyalarında dan Electronic Arts yazıyor. Burada arkadaşlar Shift 2 Unleashed. Bakın. Evet, oyun gördüğünüz gibi yüklendi ama biz şimdi direkt oyunu açmıyoruz. Biz arşiv yüklemiştik. Sonra arşivi klasöre çıkartmıştık ya, o klasörü açıyoruz. Burada crack'e giriyoruz. Crack'tekinleri seçip CTRL'e C'ye basıyoruz. Kopyalıyoruz. Sonra CTRL'e V'ye basıp da yapıştırabilirsiniz. Atacak klasöre. Hedefteki dosyayı değiştiriyorsunuz. Bunu tüm geçerli öğeler için yap. Evet, oldu. Şimdi oyunu bizim masaüstümüze de çıkartalım. Masaüstü kısa yol oluştur. Evet, oluştu. Ben de bu şekilde koyayım. Adını Need for Speed Shift 2 Unleashed yapalım. Evet arkadaşlar, biz şimdi kurulumu yaparken disk oluşturmuştuk. Disk vardı, DVD sürücüsü vardı. Bunu çıkar diyoruz. Ve çıkarılıyor. Şimdi bizim yüklediğimiz arşivi ve oluşturduğumuz klasörü silelim. Artık bunlara ihtiyacımız yok. 2 öğe çok büyükmüş, o yüzden direkt sildi. Bunları da silebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi oyunu açalım. Evet arkadaşlar, oyun açıldı. Şimdi kariyer 2011 Nisan GTA süreceğiz. Evet, başlıyor ilk yarışımız. Oyun pist yarışı sevenler için çok güzel bir oyun. Ayrıca hem fiziği çok güzel. Oyunu ben daha önceden oynamamıştım. Sadece video öncesinde oyunu kurup bir 5 dakika oynadım. Gördüğünüz gibi oyunun fiziği çok gerçekçi. Thank you.
bir sıkıntı yok. Tuşuna basıp kamerayı değiştirebiliyorsunuz. Ben dış kamerada oynamak istiyorum. Yarışı durdu. Şimdilik sadece bu yarışı yapalım. Size oyunu göstermiş olayım kısaca. Evet arkadaşlar, bu yüzden Need for Speed Shift'teki anlaştı, indirdik, vurduk ve kısaca oynadık. Umarım videomda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Olabilirsem ne mutlu bana. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.